Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajandası'na hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz Kavala davası, Büyükada davası, iki önemli toplumsal dava ve iki hayal kırıklığı aslında. İki konuğumuz var, avukat Erdal Doğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Hafıza Merkezi'nden Burcu Bingöllü, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz, sonrasında sohbete devam edeceğiz. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Osman Kavala'nın tutuklu, diğer 15 sanığın tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Sanıkların tamamı tüm suçlamalardan beraat ederken Kavala hakkında tahliye kararı da verildi. Mahkeme heyeti ayrıca yurt dışında bulunan 7 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Gezi davasının 18 Şubat'ta yapılan duruşmasında beraat eden ve tahliyesi beklenen Osman Kavala hakkında birkaç saat içinde yeni bir suçlamayla gözaltı kararı verildi. Kavala çıkarıldığı mahkemece darbe girişimi gerekçe gösterilerek yeniden tutuklandı. Hakimler Savcılar Kurulu, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk'le heyet üyeleri Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Kamuoyunda Büyükada davası olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davanın 11. duruşmasında karar çıkmadı. Savunmaların uzaması nedeniyle duruşma 3 Nisan'a ertelendi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan davada kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 104. duruşması yapıldı. İfade veren dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel, tetikçi Ogün Samast'ın bayrakla poz verdiği fotoğrafın çekilmesi talimatını verdiğini kabul etti. Anayasa Mahkemesi 1991'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin öldürülmesinden sorumlu tutulan 37 asker hakkında verilen takipsizlik kararını soruşturma eksik yapıldı gerekçesiyle kaldırdı. Soruşturmanın yeniden açılmasına karar verildi. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında olduğu 6 HDP'li milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık fezlekesi meclise geldi. Buldan hakkında 1, Temelli hakkında ise 4 fezleke hazırlandı. Ayrıca Gülistan Kılıç Koç Yiğit hakkında 2, Ferdan Öztürk, Pero Dündar ve Murat Sarısaç hakkında da birer fezleke hazırlandı. Medeni Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Mayıs ayına ertelendi. Duruşmada TÜBİTAK olayın görüntülerine dair bilirkişi raporu hazırlamayacağını mahkemeye bildirdi. İSMEK kurslarında başörtülü çalışanlara hakaret ettiği ileri sürüldüğü için İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden alınan Yeşim Meltem Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İzmir'de 2015 yılında ana dilinde eğitim talebiyle yapılmak istenilen etkinlik sırasında gözaltına alınan 90 kişi hakkında açılan davada ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gazete karınca eski imtiyaz sahibi Necla Demir hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Demir hakkında CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbar üzerinden açılan soruşturma Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla davaya dönüştü. Ağır psikolojik rahatsızlığı bulunan Terfi Akçı'nın yargılandığı davanın ara duruşması yapıldı. Tutuklu yargılanan ve ağır psikolojik rahatsızlığı bulunan Terfi Akçı'nın sağlık durumu dikkate alınarak tahliye edildi. İstanbul'da hukuk öğrencisi olan Öykü isimli kadın okul masraflarını karşılamak için yanında çalıştığı İstanbul Barosu'na bağlı avukat Muhittin Köylüoğlu tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını açıklamıştı. Avukat Muhittin Köylüoğlu yanında stajyer avukat olarak çalışan bir kadını cinsel saldırıya maruz bırakıp tehdit etmekten tutuklandı. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Önce Gezi davası veya Osman Kavala davası, artık belki spesifik olması lazım. Çünkü tek başına kaldım yeni davada. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Hafıza Merkezi ve diğer hak örgütleri de biz de dahildik o şeye. Bir inisiyatif kuruldu bu davanın takipçisi olma adına. Önce bu inisiyatif veya siz nasıl yorumluyorsunuz Kavala davasını? Hı hı. Aslında bu haftanın sizin de belirttiğiniz gibi iki önemli olayı, Büyükada davası ve Gezi davası özelinde ya hak örgütlerinin elbette ki bu davayı sahiplenme biçimine belki değinmek gerekir. Osman Kavala'nın ne kadar 18 Ekim'de işte tek başına alınmasından bizim iddianameyi gördüğümüz Şubat 2019'a kadar hani çok içeriğini bilmesek de bunu sivil topluma bir ne diyelim hani bir yani sivil toplumu işaret eden bir hamle olduğunu, bir mesaj olduğunu yani hissetmeye başladığımızı belirtebilirim. Çünkü tabii ki Osman Kavala'nın hani kişiliği, yaptığı çalışmalar, çeşitli insan hakları kurumları, kültür sanat kurumları özelinde yöneticilik sıfatıyla yer alması, kurucu üye sıfatıyla yani yer alması. Karakteri ve yaptığı işlere ek olarak aslında burada sivil topluma da bir mesaj veriyor. Tabii. Çok güçlü bir mesaj verdi. Hani yani açıkçası şöyle güçlü mesaj diyorum. Yani tabii ki başka hak örgütleri, insan hakları alanında çalışan kişilere dönük sistematik diyebiliriz belki de belli düzeylerde son 5 yıldır zaten bir baskı var. Evet, bir baskı ortamı var. Söz konusu hem çözüm sürecinin bitmesi, çatışmalı sürecin başlanması, bu ihlallerin belgelenmesi noktasında açılan soruşturmalar olsun. İşte Büyükada davası. Evet, Büyükada'daki insan hakları savunucularının etkinliğine basarak gözaltına alınmaları olsun. Yani İnsan Hakları Derneği'nin ki en köklü insan hakları kurumlarındandır Türkiye'de. Onların yöneticilerine, üyelerine dönük yani yüzlerce soruşturma, evet, soruşturma, kovuşturmalar açılmış olması hani ama hani Osman Kavala'da olan çok daha özel bir şey. Bir yani hukuk, intikam, öfke, hırs, her şey diyebiliriz ya, herhalde. Daha özel bir düzenlenmiş bir şey var ve hani gizli, işte kendisi bile hani bilmediği 16 ay yanılmıyorsam bilmediği bir şeyle evet iddianamesi bir tutukluluk yaşadı. Yani bu süreçte işte 16 Kasım 2018 tarihi önemli oldu. Hak savunucularının da sivil toplum çalışanlarının da içinde olduğu bir gözaltı operasyonu yapıldı ve zaten bu operasyonda gözaltına alınanlardan bir kısmı da bu davaya eklendi sanık olarak, sanık sıfatıyla. Evet, hani o bir dönüm noktası oldu. Şöyle yani hani bunlar olup biterken hani biz biraz geç bile kaldık belki de hani kurumların özel eleştiri aslında belki evet, de yani, bu sivil toplumun tabii, bu davaya sahiplenmesi veya tüm davalara sahiplenmesi evet, konusunda tabii. Bir... Yani kurumlar neden yalnız kalsın bu konuda? Hani bu kadar sistemli bir yönelim varsa buna da biraz bir arada durarak yanıt olunabilir diyerek bir arada durmaya çalıştık yani diyebilirim. Elimizden geldiğince de hem Büyükada davasındaki arkadaşlarımızla dayanışma hem Osman Kavala davasında yargılananlarla dayanışmak için yani elimizdeki imkanları bu yönde seferber evet, etmeye çalıştık. Diyelim. O zaman Erdal Bey'e döneyim. Şimdi beynimiz error verdi hakikaten. Çok sert bir, siz orada, ben de oradaydım. Çok sert bir mahkeme heyeti, ahim karara rağmen tahliye etmeyen bir heyet, avukatları aşağılayan bir heyet, işte kovan bir heyet pat diye beraat kararı verdi. Herkes şaşırdı. Sonra akşam başka bir soruşturmadan, başka bir suçlamayla tekrar gözaltına tutuklandı. Önce o süreci bir anlatın yani nedir bunun arka planı? Vallahi Veysel çok arka planlarını ancak çapraz okumalarla anlayabiliyoruz. Yani nedir bu çapraz okumalar? Hukukçu olarak aslında siyasi gündemlere çok yakın takip etmek zorunda kalıyoruz artık. Baktığımız davalar daha çok insan hakları konusuna giren davalar. Ve aynı zamanda insan hakları konusunda Türkiye'nin artık dış politikası ve iç politikasıyla karmaşık hale gelmiş bir durum. Etkileniyor. Türkiye'nin dış politikası doğrudan iç politikasını engelliyor. Yani tercihi dış politikadaki yaklaşımları, Türkiye'deki ana meselelerden birisi Kürt meselesine yaklaşımı veya Türkiye'deki rejim değişikliği, yani parlamenter sistemden başkanlık sistemine veya o kendine özel bir başkanlık sistemi, yani bir Fransa'daki veya Amerika'daki değil, tamamen kontrolün bir kişide olduğu, denetim mekanizmanın yok olduğu bir sistemle çok alakalı tabii bütün hepsi. Haliyle yargı çok ciddi bir şekilde bir anlamda bağlanmış durumda. Nereye bağlanmış durumda? Başkanlık Sarayı denilen işte Beştepe merkeze bağlanmış durumda veya bürokrasiye bağlanmış durumda. Ve bu süreç içerisinde özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinden sonraki darbe girişimi sonrasındaki OHAL süreci içerisine çıkartan kanun hükmünde kararnameler, gözaltına alınan, tutuklanan gazeteciler, yazarlar, savcılar, yargıçlar veya hukukçular, tüm hukukçular, bütün hepsi de yeniden kurumların dağıtılması, adli polislerin bir anlamda sürülmesi, işten atılması, tutuklanması, bunların hepsinde suç unsuru taşıyan veya bu konuyla ilgili başka bir gerçekten de örgütsel faaliyeti içerisinde olanlar var, ama çoğunun da çok ciddi bir şekilde o dönemde uydurulan bir kelimeyle, iltisak kelimesiyle suçlandılar veya kurumlarından çıkarıldılar ve bir de devlet de ciddi bir şekilde bir değişim veya devletin kurumsal kimliği yok oldu. Çok mu iyiydi geçmişte? Çok iyiydi. Çok eleştiriler bir şey vardı. Bu kadar da bir yerlerde sistematik olarak şey değil. Şimdi diyorsunuz nedir acaba olabilir? Şimdi İTLİP meselesi aslında bizim gündemimizin çok ana merkezinde duran bir mesele. Mesela İTLİP ve Türkiye'deki savaş, evet, İTLİP'teki Türkiye'nin özellikle S-400 füzelerini almasıyla birlikte bir dış politikada veya kutuplar arasında değişik bir politikaya yönelmesi. Avrupa Birliği ile ilgili süreci bir tarafa bırakıp veya ABD'deki NATO'daki konumunu bir tarafa bırakıp başka bir Avrasyacı NATO Rusya, İran ve Çin hattında Avrasya bloğuna yanaşması. Bu tabii Türkiye'deki kazanılmış demeyelim. Bir anlamda bunlar aslında olması gereken bir devletteki anayasasındaki temel hak ve özgürlüklerin ve kolektif örgütlenme hakların ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının üzerine de bir yansıması oldu. Bu yansımasıyla birlikte aynı zamanda bu davaların da bir parçası oldu. Sivil toplum kuruluşlarında Burcu anlattı. Bu dönem, son dönemin içerisinde çok ciddi bir baskılanma var. Çünkü sivil toplum kuruluşları demek hükümeti ve aynı zamanda devleti kontrol eden bir mekanizmadır. Bu modern devletlerde bu batıda kazanılmış olması anlamına geliyor. Bu bir kıta, bu bir evrensel standartlarda oluşan sivil toplum kuruluşları kuvvetler ayrımında yargı, aynı zamanda parlamento ve yürütme organlarının tekleştiği bir noktada sivil toplum kuruluşlarının denetimi veya bu konudaki varlığı çok daha önemli hale geldi. Haliyle bunların da böyle bir sistem içerisinde olmaması gerekiyor. Haliyle bunların bu politikada rejim değişikliği içerisinde, yani Avrasya kesimine Batı karşıtlığı üzerinden Avrasya dönemine gittiğinde sivil toplum kuruluşları düşmanlaştırıldı. Düşmanlaştırılan kavramlar yani sivil toplum kuruluşları değil, anayasadaki hükümler de. Yani düşünce ifade özgürlüğü haklarından tutun, örgütlenme özgürlüğüne tutun. Tüm bu hususlar aslında askıya alındı. Bu askıya alınmasıyla birlikte geçmişten tutun Kürt meselesini gündeme getiren veya temel hak ve özgürlükleri gündeme getiren, yargıdaki tarafsızlık veya bağımsızlığı gündeme getiren bütün herkes oldu. Hedef oldu. Tarafsız değil diye 5 ay hapis aldım ben. Ne oldu? Yargı tarafsız değildir diye dediğim için 5 ay hapis aldım ben. Bu görüyor musun? Bir avukat olarak. Böyle bir ülkede yani. Avukatsın ve aynı zamanda bunu da söyleme aslında senin görevin. Evet. Hakkın da değil. Görevin yani. Sorumluluğun yani. Şimdi böyle bir durum içerisinde haliyle sivil toplum kuruluşlarının en önemli, ki Gezi bu konuyla ilgili sivil toplumsal muhalefet açısından çok önemli bir noktaya, sembolik bir anlama geliyor. Bu noktada bir günah keçilisi aranacaktır. Günah keçilisi içerisinde Osman Kavala. Osman Kavala'nın, sizin sorunuz biraz cevabı uzun oldu ama ben bunu anlatmak zorundayım. Ama background'u, evet, siyasal anlatmak zorundayım. Anlaşılmaz herhalde. Çünkü Osman Kavala benim girdiğim veya baktığım davalar içerisinde Hrant Dink yaşarken yargılandığı sürede bile Osman Kavala, Hasan Cemaller, aynı zamanda Murat Belgeler hedefti. O kesim, o güruh, Avrasyacı dediğimiz veya bu konudaki güruh bunları düşman ilan etmiş. Batı'nın, emperyalizmin uşakları diye ilan edip ve Soros'un çocukları diye pankartlar asarlardı adliye çıkışında. Şişli 2 Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken Şişli'de adliye dışında ta o dönemden aslında böyle bir düşmanlık güzergahından geliyor Osman Kavala'dan. 15 Temmuz 2016 sonrasında bu darbe girişiminden sonra cemaat yapılanması, Fethullah Gülen cemaat yapılanması ve aynı zamanda yapıyla ilgili FETÖ davaları başladıktan sonra haliyle hükümet de, ayrıca ondan öncesi 17-25 Aralık süreci içerisinde, o süreç içerisinde hükümet bir Erdoğan hükümeti başka bir müttefiğe geçti. Haliyle bu Avrasyacı grupla bir müttefik haline geldi. Gelince de haliyle hem bu şekilde sivil toplum kuruluşları onun da bir şey anlamda hedefi haline geldi. Aynı zamanda daha önce onların düşmanını haline hedef aldıkları kesimlerle bir ortaklaşma aslında Kavala, başladı. Ahmet Altan, Ahmet Altan'a dair belki Selahattin Demirtaş'ı da bir nokta koyabiliriz. Bunlar ortak hedefler. Ortak hedefler, çünkü Türkiye'deki demokratik toplum yapısını isteyen, bir arada yaşamayı arzulayan ve aynı zamanda bir arada yaşamayla bile geçmişteki 100 yıllık geçmişteki sorunlarla yüzleşmeyi, barışmayı ve bu konudaki kırmızı çizgiler diye kabul eden, Ermeni meselesinden tutun Kürt meselesine, Dersim meselesine veya kadın haklarından tutun bir sürü 6-7 Eylül'e kadar bu gibi hususlarda her birisinin cesaretle konuşabildiği ve bu anlamda toplumda etkisi olan insanlar veya sivil toplum kuruluşları. Bu toplum, böyle bir yapıyı kaldıramaz hale geldi bu sistem, rejim. Osman Kavala da haliyle bu anlamda sembol ismi olduğu için. Ve çünkü Osman Kavala nedir? İş adamlarının yanında, sivil toplum kuruluşlarının yanında. Aslında pek Türkiye'de alışık olmadığı, evet, yani parasını kültüre, sanata, dile harcayan bir figür. Yani böyle bizim... tüm bu meselelere dediğiniz gibi hem destek veren hem bizzat içinde çalışan ve zamanını, mesaisini harcayan bir kişi. Böyle bir kişi Gezi'nin, o düşmanlaştırılan Gezi'nin de bir anlamda günah keçisi olduğu, içeri gözaltına alındı. Ben hukukçu olarak aslında bu süreçte gerçekten çok uzun süreceğini tahmin etmiştim. Yani Osman Kavala'nın bir anlamda tüm, çünkü geçmişten gelen bu düşmanlaştırma argümanlarıyla birlikte öfke öyle bir patlatılacak ki Osman Kavala yalnızlaştırılacak. Ve yalnızlaştırıldı da o dönemde. Yani Burcu'nun dediği gibi biz daha önceden dahil olmamız gerektiği eleştirisi. Evet, o eleştiri. Bunu sivil toplum kuruluşları gerçekten Osman Kavala'yı yalnız bıraktılar o dönem içerisinde. Aynı zamanda Osman Kavala'nın dayanışma içerisinde olduğu bir sürü insan da yalnız bıraktı. Korktu. Şöyle bir bombardımanın arkasında Büyükada davasında da benzer bir şey oldu. Çünkü casus diye insan hakları savunucularının ajan, casus diye gözaltına, hükümete yakın medyadan veya diğer dediğimiz Avrasyacı medyalardan, bunlar ajan, bunlar diğer devletlerin casusları ve terörün finansmanını yapan kişiler olarak adlandırıldı. Korktular ve hem hukuki yanında da eksiklikler var. Belki değinebiliriz. Bunu konuşuruz daha ileriki. Ve bu anlamda şu anda evet kaldıramadıkları bir noktada Gezi'den beraat edildi ama bunun çok hukuki bir şeyi, tabii hukuksuz bir davada hukuki bir sonuçla beraat etmesi gerekiyor ama hukuki bir yönü yok. Evet, ben şimdi Burcu'ya dönmek istiyorum. Sen nasıl yorumluyorsun mesela? Hukukçu değilsin, bir sivil toplum çalışanı olarak, yani bırakılmıyor, kötü davranılıyor, tahliye, beraat ediyor, sonra tekrar gözaltına alınıyor. Bu nedir yani? Bu bir mesajdan mı ibaret sadece, yoksa hakikaten Erdal Bey'in de bahsettiği gibi geçmişin bir öfkesi var? Yani şimdi tabii hukukun içinden, hukukçu değilim ama hani son 5 yıldır o kadar fazla hani iddianame, o kadar fazla dava süreci izledik. Yani mecbur biz de bir şeyleri anlamak zorunda kalıyoruz. Anlamaya çalıştığımız için okumak zorunda kalıyoruz. Hukukun içinden anlamak ya da yani tanımlamanın biraz güç olduğunu, özellikle son 2 günün belki güç olduğunu katılıyorum. Hani hukukçu söyledi, ben de katılıyorum. Ama onu zaten hani iddianamenin kendisi de biraz böyleydi. Yani hani biraz... Hukuki niteliği yoktu. Evet, biraz boştu hani, evet, kısacası hukuki bir terim olmayacak ama boştu. Yani tıpkı hani bu yeniden tutuklama kararının da bir şey demediği gibi, yani ben okudum, hukukçu değilim, orada diyor ki hani bir önceki şeyimizi kaldırdık, resen kaldırdık, tahliye ettik ama Gezi'de şimdi tutuklu olmadığı için bir daha tutukluyoruz diyor. Evet, yani ve biriyle yemek yiyor mesela, o kişiyi, yemek yediği kişi Henry Barkey yasal olarak Türkiye'ye gelmiş, darbe olmuş, darbeden 3 gün sonra yine havalimanından pasaport kontrolden geçip, yani hiç hakkında bir işlem olmayan bir ki olsa bile ne olacak? O ayrı bir tartışma. O biriyle yemek yedi diye tutuklandı. Yani biraz bir Büyükada fobisi herhalde var yani hani Büyükada'da da mesela aynı şekilde yıl dönümüne yakın bir zamandı. Yani orada da yani mesela parti yapıyorlardı, kutlama yapıyorlardı. Yani hani bilmiyorum, hani bir 15 Temmuz alarmı gibi bir şey yaratmak istiyorlar. Yaratmak istediler diye düşünüyorum. Tıpkı mesela hemen sonrasında işte bu beraat kararının hemen sonrasında hani sosyal medyada böyle bir gezi şeyinin hani düşmanlaştırılmasının aynı anda bir düğmeye basılmış yaratılmaya gibi, çalışıldığı gibi oldu. Hani ama hani bunların nihai olarak çok hani çalışacağını düşünmek istemiyorum doğrusu. Hani çok fazla bir sonuç alınacağını, bu şeylerin, senaryoların tutacağını, hani mutlaka az önce Erdal Bey de söyledi, hani bir takım okumalar, çapraz okumalarla vesairelerle belki bu yani hesaplaşmanın kimler arasında nasıl oluyor vesaire, hani bunları belki yorumlamaya yani çalışabiliriz. Erdal Bey'in anlatıp katılmakla beraber mesela bir yabancı duruşmayı izleyen birine bunu anlatırsanız herhalde biz de alay ederler büyük olasılıkla. Nasıl komplatörleri kuruyorsunuz? Çünkü o kadar denge oyunları var ki bu hikaye içerisinde. Evet, yani zaten geliyor heyetler, izliyorlar. Herhalde kendi ülkelerinde böyle bir yılda falan yaşayacakları bir gündemi bir günde yaşayıp gidiyorlar. Ama hani elimizden gelince anlatmaya çalışıyoruz tabii. Yani bilemiyorum, bundan sonrasını konuşacağız. Konuşacaksak ama biraz daha ben bu davayı konuşmak istiyorum ki daha sonra Büyükada'ya geçeceğiz. Evet. Tekrar Erdal Bey'e döneyim. Yani Kavala davası hakikaten Ahmet Altan'la beraber, ki o da bırakıldı hükümle ve aynı akşam birkaç gün sonra tutuklandı yine trollerin baskısıyla. Hep böyle mi olacak yani birilerinin istemediği kişiler veya o heyete, beraat karar veren heyete soruşturma açıldı aynı zamanda. Yani bu artık eskiden yargı bağımsız değildir diyorduk ama bir şekilde işliyor. Şu an artık yargıdan bahsetmenin bir anlamı yok herhalde. Yargı gerçekten bu siyasi bir hesaplaşmanın ve siyasi iktidarın kendisine yön ve projesinde, güzergahında bir enstrüman oldu. Yani yargıyla bunu yapabilmek. Ve en büyük şey de Veysel, bu konuda hedef olan kişilerin çok yalnızlaştırılması. Evet, çok önemli. Çok yalnızlaştırılması. Mesela Osman Kavala'nın biraz önce bahsettiğim gibi bunda yani biz avukattan, sen de girdin, ben de girdim. Yani bu şekildeki davalarda avukattan rolleri çok farklı. Yani gerçekten de eli ayağı şey oluyor. Ya bu savunma taktiği açısından bir mesele görüyor musunuz? Yani savunmadan, evet, mesela savunmada da ben birkaç hususta bunu dillendirdim. Belki burada, belki başka mecralarda. Şu eksiklik yapıldı. Şu yanlış bir şey. Mesela Osman Kavala gözaltına alındıktan, tutuklandıktan sonra en son olay. Evet, yani bir yılı aşkın bir süre iddianame düzenlenmemişti hakkında. İddianame yok ama içeride. Bu söylem yanlış bir şey. Ya Türkiye'de en kolay bir şey iddianame hazırlamaktır. Evet. Yani yorumla iddianame hazırlamak. Bakın size okuyun Büyükada'dan isterseniz. Mütala. Yani iddianame yok, suç yok. Ama böyle bir müteala. Yani müteala ile yorumla iddianame. Yani bu söylem bir kere yanlış bir söylem. İddianame olsa ne olacak yani? İddianame olsa ne olur? İnsanın bu tutuklama ile ilgili, yani insanın bir kere gözaltına alınması yanlış. Uçaktan çekilip alınıyor. Bu adam sabit ikametgahı var, yatırımları var, iş adamı bir insan davet edersiniz. Burada bir yanlışlık var. İkincisi, tutuklama en son başvurulacak bir tedbirdir. Üçüncüsü, suçlama konusu olan şeyler soyut. Delil karartılmayacak. Veya tanıklar üzerine baskı kurulmayacak bir husus. Bu açıdan avukatların birçok şekilde açıklama yapmaları gerekir. Biz bu davada avukatların çok açıklama yaptıklarını görmedik maalesef. Biraz basınla fazla iletişim halinde değillerdi. Aileden de yalnızca eşi bunu sonradan öz eleştiri olarak yazdı. Ben dedi bu hukuksuzluğun son bulacağına inanıyordum. İmserdim. Yanlış yaptım. Yani kamuoyuna açıklama yapmadım. Ama çok geç bir yıl sonrasında bu açıklamaları eşi üstlenmek zorunda kaldı. Sonra sivil toplum kuruluşları. Evet, arkadaşlardan bir kısmı gidiyordu, Silivri'de açıklama yapıyordu ama bu çok yaygın bir şey değildi. Peki şey soracağım. Mesela bu eleştiri yapınca en azından kamuoyuna şöyle bir cevap geliyor. Bunları yapsak ne değişecekti? Yani tahliye mi olacaktı? Tahliye değil, en azından burada bir insanın yalnızlaştırılmaması açısından bir yandan çünkü düşmanlaştırılıyor bir anlamda. Bütün argümanları siz almanız, yani anlatamayacakları bir noktada geliyor. O troll dediğiniz veya düşmanlaştırma argümanlarının hepsinin gerçekten de ne madden, ne usulen, ne de hukuken hiçbir şey yok. Ama siz onlara bir boş alan bırakmış oluyorsunuz. Yani sosyal medyada da öyle, ülkede de öyle, uluslararası alanda da öyle. O zaman bu yeni davada yeni taktiklerin izlenmesi lazım. Hem sivil toplumun, hem avukatların, hem kamuoyunun, yani sahiplenmesi açısından bu davayı bir çözüme ulaşması açısından belki eski yöntemi değil de başka bir yöntem denemek lazım. Çünkü hukuksal zemin kayboldu. Meşruluk artık bu anlamda sahiplenmeyle, o insanları yalnızlaştırmayarak yapabilir. Artık sözü, çünkü tek kanallı bir Türkiye'deyiz. Çok az alternatif medyalar var. Bu açıdan da dediği gibi Burcu'nun geldiği noktada dışarıdan insanlar bunları anlamakta çok zorlanıyor. Ben birine anlatsam herhalde komplo teorisi kuruyorsunuz. Bir anda uzaylılar yapıyormuş gibi oluyor yani, ama Türkiye'nin gerçeği bu. Evet. Yapacak bir şey yok. Ben tekrar Burcu'ya dönmek istiyorum. Şimdi bir eleştiri yaptık. Hepimiz avukat olarak kendimize yaptık. Sivil toplum olarak sen yaptın. Ve yeni bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız ve Osman Kavala'nın tekrar yıllarca tutuklu kalma olasılığı var. Öyle görünüyor en azından şimdilik. Umarım olmaz ama Türkiye'nin gerçekliği, şu anki siyasal koşullar böyle bir gerçekliği bize dayatıyor. Bu öz eleştirilerden sonra, yani avukatlığa yönelik, sivil topluma yönelik ne yapmamız lazım? Nasıl bir fikrim var bu konuyla ilgili? Yani tabii biz öz eleştirimizle işte bir araya geldik. İnsan hakları savunucuları dayanışma ağında içerisinde hareket etmek, birlikte hareket etmek, birlikte hani bu süreçleri yönetmek, iletişim stratejisi belirlemek. Yani bu gibi hani birlikte tüm hani asıl gündemlerimiz, yani bir de onu da söylemek lazım. Aslında bizim asıl gündemlerimiz var. Her kurumun işte Medya Hukuk Derneği ifade özgürlüğü çalışıyor. Hafıza Merkezi geçmişle yüzleşme çalışıyor. Ya da yani çalışıyor demek doğru değil. Yani, evet, bu odak noktaları var. Şimdi hani bu süreçler ne yapıyor? İnsan hakları savunucularının odağını dağıtıyor aynı zamanda aslına bakarsanız. Asıl işimize vakit ayırmıyoruz. Tabii hani böyle bir yanı var. Buna değinmek lazım. Yani herkes dava izliyor, herkes tüm iletişim ağlarını, networklerini bu yönde bilgilendirmek üzere gayret sarf ediyor. Tabii ki bunlar çok değerli, hepsi çok değerli ama hani bu bizi bir şeylerden de aynı zamanda alıkoyuyor ya da çok fazla çalışmamıza yol açıyor. Bundan şikayet etmiyoruz. Yalnız hani burada belki bir bilgilendirme süreçlerinin hani daha aktif yapılması iyi olabilir. Mesela bir ahim kararı var. Çok değerli bir karar olduğunu hukukçulardan duyuyoruz. Yani upuzun bir metin, hani hukukçu olmayan için kolay değil. Ama hani orada çok değerli, benim de hani sahiplenebileceğimiz bizlerin hani insan hakları savunucularının susturulmaya, cezalandırılmaya çalışıldığının altı çizilmiş. Sonuçta dün yine Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin bir raporu yayınlandı. Onda da benzer bir içerikte, hepsini okumadım fakat hani benzer içerikte vurguların yer aldığı ortada. Yani bu bilgi akışının belki daha iyi yapılması, hani hem kamuoyuna hem işte ilgili kurumlara, kuruluşlara, yani bu bir yöntem olabilir tabii ama hani hepsinin üstesinden böyle bir iletişim stratejisiyle gelebilir miyiz? Bununla işte yapamayız biraz belki tabii ki. Kamuoyu oluşturmak, evet. İşte nasıl diyeyim, yalnızlaştırmamak bu çok önemli bir tespit bence. Aslında hani bu yönde bir, yani gerek işte Osman Kavala'nın birlikte çalıştığı arkadaşları, gerek işte kültür sanat faaliyetlerinde desteklediği, birlikte yine çalıştığı sanatçılar, hani bir sürü şeyler yaptılar. Yani hani bir takım birliktelikler yaratmaya çalıştılar. İşte adına bir hesap oluşturuldu. Web sitesinden tüm hukuki süreci şey yapabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. İşte basınla ilişkileri yönetmeye. Ama demek ki birazcık daha yüklenmemiz gerekiyor. Evet, tabii ki hani böyle bir süreç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yani bu zamana kadarki şeyler hani hala çok inandırıcı gelmiyor ve hani burada da mesela ahim kararı dedik ya, yani ahim kararında tabii yanlışım varsa mutlaka düzeltin ama hani makul şüphe yok dediği aslında ilk tutuklanmasında aynen de bu şu an tutuklandığı iddialarla ilgili de hani sadece Gezi'den, beraat ettiği davadan bahsedilmiyor. Yani ilk tutuklama anındaki atılı gerekçelerden bahsediliyor. Hani bunların altını daha çizmek, hani daha vurgulamak, daha fazla sanırım bu biraz sivil toplumla avukatların ve ailenin daha eşgüdümlü çalışması gerekiyor. Yani sanırım biz elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten hani bir insana bunların yaşatılması, yine Gezi davasında beraat ettiler ama ya da Büyükada'da şimdi 3 Nisan'a ertelendi. Henüz karar çıkmadı ama yani insanların yani çalışmaları üzerinden böyle çok ağır suçlar getirilmesi ya da telefon konuşmaları. Işte şimdi birazdan soracağım Erdal Bey ve hukuk güvenliğinin tamamen yok olması. Evet, bu yani, anlama geliyor aslında. Yani bu herkesin başına gelebilecek bir vakka oldu. Bunlar yani ağır şeyler ve insanların hani yaşamlarından, yakınlarının yaşamlarından çok şey götüren süreçler. O yüzden yani bu konudaki bilgilendirmenin daha akışın daha hızlı ve etkin olması tabii bir yol olabilir mutlaka. Osman Kavala'nın bırakılmasını sağlayacak. Evet. Aslında o dava Osman Kavala'yı da artık yani hepimiz ilgili dava. Yani hepimiz bu davanın tarafıyız aslında. Çünkü hepimiz aynı işleri yapıyoruz. Sivil toplum işi yapıyoruz. Bu yüzden hakikaten yüklenmek gerekiyor bu davaya. Düşünüyorum. Ben tekrar Erdal Bey'e dönmek istiyorum. Ne yapmak gerekiyor bundan sonrayı sordum. Size de aynı soruyu soruyorum da ne yapmak gerekiyor? Şimdi şöyle, biz arz hukuk dışındaki toplumsal gelişme siyasal kısmına değindik ama aslında biz hukukçular olarak hukuki olarak yapacağımız çok şey var aslında, yok değil. Nedir bu? Yani siyasal bir dile dönüşmeden hukuksal o argümanları, hukuksal temelsizliği sürekli anlatmak lazım. İfade etmek lazım. Ama hukuku fetişleştirmeden. Çünkü iddianame yok diye bir insanın tutuklanması diye yanlış bir eksenden değil. Mesela Büyükada davasında yaptığımız husus ki kendileri casusluk ve terör finansmanla alındı. Mesela o soruşturmadan yüklendik. Bir kimseye hedef almadan, kişi veya hedef almadan yapılan argümanların nasıl yanlış olduğunu hukukçular ve sivil toplum kuruluşu olarak özellikle Af Örgütü bu konuda çok ciddi bir çalışma yürüterek bu konuyla ilgili yapılan çalışmayı zehri düşmanlaştırma argümanının nasıl bir anlamda çökertildi ve casusluk ve terörizm finansmanından takipsizlik verildi. Şimdi aslında oradan alındı. Ama ne yapacaklar? Almışlar. Davayı da açmışlar. Davayı açmışlar. Ne yapalım diye şey yapıyorlar. Mütalaa veriyor savcılık. Son duruşma, geçen duruşma. Diyor ki, diyor bu faaliyet alanları itibariyle bu sivil toplumdan etki güçlerinin bulunmaları. Yani zaten sivil toplumun etki gücü olacak. Olmasa niye sivil toplum? Terör örgütlerince benimsene ve örgütten yaşantıdan sürdürmelerine yönelik faaliyet şekillerinden vazgeçemiyoruz olan yöntem ve taktikleri ilişkin devletimizin anayasal düzenini toplum üzerine hedef alan, yani devletimiz ve anayasayı başka yorumluyor ki devletin içerisinde korunan hükümler bunlar. Evet. O sivil toplumun toplum örgütlenmesi. Ülkemiz aleyhine gerçekleştiren uluslararası faaliyette taşeronluk görevi. Bakın taşeronluk görevi. Ajanlık. Yani taşeronluk görevi üstlendikleri izahtan vareste yani nerede olan terör ne amaçları olur mu? Yani bu suçlamaya yine getiriyor. Yine getirdi. Dün savunmamızı bunu ya hem casusluktan ve terörizmin finansmanından takipsiz hem de yine izahtan varisi taşeron, uluslararası taşeron olarak yapıyorsun. Yani bitmemiş zihinlerindeki şeyler. Bu anlamda askıda kalan yani izahtan varisi de bir hukuksuzluk bu da. Şimdi böyle bir durum içerisinde hukukçular sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu argümanları sürekli kamuoyuna anlatarak basını veya siyasal iktidarın bir kişiye, iki kişiye hedef alarak değil. Evet. Kurumsal bir şey. Sürekli bilgilendirmek. Gezi'de bu son 2 duruşma çok iyi yapıldı. Ama maalesef bunun başta yapılması lazımdı. Osman Kavala alındığı zaman Osman Kavala kimdir? Osman Kavala ne iş yapar? Osman Kavala bugüne kadar biyografisini vermek lazımdı. Ama son dönemlerde verildi. Bunlar da işte zamanlama açısından, o korku ikliminin işi veya örgütlenme açısından bu anlamda hukukçularla birlikte sivil toplum kuruluşlarının iyi çalışması lazım ki düşmanlaştırdıkları insanlar, yalnız bizim mesela Büyükada'da yargılanan insan hakları savunucuları bu toplumun yüz akı insanları. Bu toplumda hayatlarında bu adamlar tecavüz etmemiş, hırsızlık yapmamış veya herhangi bir şekilde şiddete başvurmamış. Toplumsal bir anlamda devletin bunlara teşekkür etmesi lazım bu insanlara. Yani Osman Kavala'ya da teşekkür etmesi lazım. Işte tam tersine işkence bir anlamda işkence bu. Evet. Zulüm yani bir anlamda. Bunu iyi anlatabilmek, bu açıdan da uluslararası alanda bir rehin haline getirmemek lazım. Şimdi Osman Kavala yine bir rehin haline getirildi. Belki dış politikada kullanılacak. Avrupa Birliği veya ABD'de ilişkiler içerisinde kullanacak Suriye meselesi konusunda ilgili. Bırakıldı. Gezi'de artık çünkü bir 2009-11'e göre muhalefetten en fazla dava açılabilirdi ki davalar açıldı. Beraat aldılar. Beraat aldılar. Ama getirilen anayasayı yıkmaya kadar bir sürü dayanaksız maddi suçlamalarla insanlar yani birebir Cumhurbaşkanlığının bu davada bir taraf olması yani işte sabahleyin grup toplantısında ciddi bir konuşma yaptı, sert bir konuşma yaptı ve akşamında tutuklama kararı çıktı. Yani bu tabii ki ne anlama geldiğini biliyoruz ve sizin yorumunuzu alalım. Yani bu kadar mı vallahi korku iklimi yaratıyor tabii ki hakim ve savcılar içerisinde. Mesela dünkü Büyükada davasının bir neden bitmemesi, aslında her şey tamamlanmış. Ve savunmalar tabii eksik kaldı ama uzatılabilirdi süreç. Yani hakimler ve savcılar arasında baskı unsuru oluyor. Hiçbir dayanak iddia şey yok. Yani yok. Mesela benim müvekkilimle ilgili şey yapılan suçlama af örgütünün çalışma faaliyeti. Bazı af örgütünün çalışma alanından suçlanıyor. 3-4 tane af örgütüyle bağlantısı. Bir de baylok olmadığı etki baylok kullanan kişiler bile örgüt üyeliği düşüyor. Evet. Baylok olmadığı halde olmadığı tespit edilen yönetim kurulu başkanı ile telefon o aslı bir şey. İş ilişkisini konuşmaması zaten gizli bir şey. Telefon konuşmasını yapması absürt bir şey. İdil Eser'in af örgütü konuşmasında zaten sorun. Sorun yani. Çünkü aynı yerde çalışıyorlar. Yani aynı yerde çalışıyorsun. Yani... Neye telefon görüşmesi yaptın? Yönetim kurulu başkanı. Bununla suçlanıyor. Taner Kılıç'ta da baylok çıkmamış. Buna rağmen yani mesela beraat verilmesi gereken kararda ama dünkü Erdoğan'ın konuşmasıyla belki mahkeme hakimler belki çekindi bilemiyoruz. Evet. Yani çünkü Erdoğan yürütmenin başı tek başına tek kişilik hükümet hatta yani hükümet yok tek kişilik bir başkanlık sistemi deniliyor ya tek kişi. Yargı tabii ki buna göre de şekilleniyor. Onun yorumluyorsun. Karar açıklamasını o sert konuşmakta yani, bir geri adım olabilir. Olabilir diyorum. Bilmiyorum. Olabilir. Çünkü bu kadar dayanaksız bir davadan ceza çıkmasını hiçbirimiz beklemiyoruz. Zaten baştan beri gözaltına alınmaları da absürt. Saçmalık dizilen onlar zaten çürütülmüş takipsiz karar vermiş. Halen ama aynı şekilde aynı bakış açısıyla cezalandırma niyeti var savcılığın ama bu konuyla ilgili bu dayanaklardan yoksun bir şeyin herkesin beraat etmesi gerekirken karar çıkamadı. Evet. Çünkü bu anlamda herkes de sözünü söylemek istedi avukatlar da haliyle davaya 3 Nisan'a bakalım 3 Nisan'a kadar siyasal Türk-Düş ilişkisinde ne olacak? Rusya'ya mı yapılacağız, Batı'ya mı yapılacağız? Bunlar hepsi etkiliyor. Sivil toplumcu olarak sen nasıl bakıyorsun? Yargının bu kadar siyasallaştığı bir durumda sivil toplum alanda çalışmak, işte meslektaşlarının tutuklanması, işte Büyükada davasında, Kavala davasında ürkmüyor musun? Yani şimdi Erdal Bey de söyledi. Akademisyenler, avukatlar, gazeteciler, sivil toplum, insan hakları savunucuları dersek diyelim. Yani aslında muhalefete yönelik, muhalif olan herkese yönelik belli şeyler var. Yani işte sosyal medya üzerinden olsun, belli soruşturmalar. Yani bir dönem ben biliyorum ki bazı kurumlarda yurt dışına gidecek kimse bulunamıyor çünkü yurt dışı yasağı var pek çok kişinin. Evet, yani bir sorun var belki yüz binlerce insan var. Yani çünkü sosyal medya üzerinden bir tweet'i dolayısıyla yargılanmış, işte hükmün açıklaması geri bırakılmış ya da işte ceza almış vesaire. Yani bu örnekler o kadar çok yani hayatımızda böyle sadece kurumsal olarak konuşmuyorum hani etrafımızdaki insanlar böyle. Yani sivil toplum açısından hani kişisel olarak soruyorsanız eğer hani bu bir şey yaratıyor mu? Yani yaratmıyor çünkü bunu sıradan bir insan olsam da başıma gelebilir. Hani bir düşüncemi ifade ettiğimde de başıma gelebilir. Hani yaptığım işle doğrudan böyle bir bağ kurarak bakmadığımı belirtebilirim. Yani yine mesela Büyükada davasını biz de izlemeye çalıştık. Orada hani dikkatimi çeken bir şey eklemek istiyorum. Hani o mesela savcı geliyor, yeni savcı geliyor, sürekli savcı değişiklikleri çok olduğu için süre istiyorum diyor. 3. duruşmada mı ne, iddianamenin aynısını koyuyor. Yani ben burada o zaman hukuk bilgim az, bu kadar az hukuk bilgimle hani dehşete kapılmıyor değilim. Yani bu hukuki yani yargılama süreçlerinin bizim hiçbir şekilde hakkımızı alacağımız ya da savunabileceğimiz bir ortam yapmadığını, içermediğini, vaat etmediğini görebiliyorum. Yine avukatların üzerinde de baskılar var. Çok ciddi, hani tutuklu avukatlar, soruşturulan avukatlar, yani mevzuatlarla sıkıştırılan avukatlar. Evet, ya da bir takım bir soruşturmada, ya biz bunları öğrendik bu süreçten, anlatmak istediğim. Yani hani bir takım soruşturmalarda ya da yargılamalarda ismi geçiyorsa avukatlık yapamaması gibi. Yani hani savunma hakkımız da kısıtlanacak. Yani her şeyi böyle göze alıyorsunuz. Tek bir şeyle gelmiyor. Paketle biraz geliyor bu olay. O yüzden yani bence bunu böyle o yüzden bütünlüklü karşılamak daha... Bütünlüklü mücadele etmek de gerekiyor aslında. Evet, bütünlüklü karşılamak, bir arada buna bir karşılık vermek, bir cevap aramak yani daha anlamlı geliyor. Böyle diyebilirim. Evet. Atladığım bir şey yoktur umarım. Estağfurullah. Şimdi tekrar Erdal Bey'e döneceğim. Bu avukatlık meselesi açısından ben kendi içinde bu sorun cevabını istiyorum. Birçok avukat meslektaşımızın da meslek enerjisi düşmüş vaziyette. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı dahi alsan müvekkilin tahliye edilmiyor. Yani hukuki anlamda yapabileceğini yapmış oluyorsun ama sonuç elde etmiş olmuyorsun. Bu süreçte avukatların rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben bir kere az önce hukuksal argümanlarımızı, usul ceza usul argümanlarımızı çok önemsiyorum halen ve bunların kullanılması ve sivil toplum ve Türkiye'deki gelişen siyasi gelişmelere dikkat alınarak kullanılması konusuyla ilgili çok önemsiyorum ama aynı zamanda avukat burada başka bir rol üstleniyor artık. Çünkü tutuklu olan veya baskı altında olan kişilerin dışa açılan bir sesi. Medya ile ilişkisi de o noktada düzenli. Yani medya ile ilişkisi demiyorum ki medyada star olsun bilmem ne olsun, kendine şov yapsın ama medyayı bilgilendirmek. Çok az bir medya kalmış elimizde. Onları düzgün bilgilendirme konusuna ilgili sabırlı olması gerekiyor. Veya bu konuyla ilgili eğer yapamayacaksa hiç girmesin o davalara diyorum. Yani çıkıp basına konuşamayacaksa, uygun bir dille konuşamayacaksa bence bu davalara hiç girmesin. Çünkü zaten bunlar hukuki dava değil, siyasal bir dava. Ve insan hakları alanında biraz hem sivil toplum kuruluşlarıyla çalışabilmesini hem de sivil toplum kuruluşlarının insan hakları hukuku argümanına sahip olması lazım. Öte yandan bence Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni çok fetişleştirmemek lazım. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne kadar uygulanan kararlarda ihlal kararı vermesine rağmen bunun takipçisi olmadı Avrupa Konseyi. Çünkü bu konuyla ilgili devletlerin kirli pazarlıkları var. Çünkü orada politika işliyor. Eğer yapılacaksa avukatlar ve sivil toplum kuruluşları Avrupa Konseyi üzerinde bu ihlaller üzerinden baskı unsuru olması lazım. Bu ihlaller uygulanmıyor. Siz de bunun gereğini yapmıyorsunuz diye Avrupa Konseyi konusunda. Bu ayak çok eksik. Avukatlarımızda da eksik, sivil toplum kuruluşlarımızda da eksik. Çünkü orası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı hem çok geç karar veriyor bu konularda. Ve üstüne icrası konusunda da tepkisiz kalıyor. Bu ayakta hem avukatlar hem sivil toplum kuruluşları... Şimdi Kavala'nın ahim kararına uyuldu mu dememiz lazım? Bence ona uyulmadı. Hiç ona yapılmadı kararda. Doğrudan beraat verdi. Hiç onun bile bypass eder. Kesinleşmesiyle ilgili bir mesele talepte bulunuyor. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmesi diye bir şey yok. İhlalse ihlaldir. Derhal diyor adam. Derhal diyor. Yani derhal deniliyor. Yani bu konuyla ilgili mesela Demirtaş kararı, ben bunu eleştirmiştim. Demirtaş kararını çok kötü bir karar verdi aslında. Evet. Özellikle bu, yani tutuklanmasıyla ilgili. Makul şüphe var dedi. Makul şüphe var dedi yani. Şimdi Demirtaş kararını siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi büyük bir başarı olarak göstermeyin. O çok büyük bir yanlış. Öyle oldu. Orada yani evet. Şimdi Demirtaş ceza alsa ahime atıf yapılabilir. Çünkü tutuklama için makul şüphe varsa ceza içinde vardır. Yani bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de hukuk açısından iyi bir sınav vermedi. Bunu iyi bilelim. Ahmet Altan'ın başvurusunu yapmıştık 3 yıl önce. Kaç yıl sonra? 3 yıl önce. Daha yok karar. 3 yıl önce yapılmış başvuru. Ben yaptım daha doğrusu. Yani bu Anayasa Mahkemesi için de böyle. Demirtaş'la ilgili kararı bekletiyor. Diğer aynı yargılandığı mesela şeyle ilgili kararı veriyor. Değil mi? Sıra önderliği. İkisi aynı davadan yargılanıyor. Mehmet'le ilgili verdi, Ahmet'le ilgili vermedi. Şey demek istiyorum tekrar Burcu'ya. Yani şimdi bütünlükle bakmak dedim de, şimdi demin isim saydık, Kavala, Ahmet Altan. Yani çünkü ilk Kavala'ya başlamadı bu süreç. Yani bu ikinci kez tutuklanma, ikinci soruşturma aslında Kavala yoğun destek oldu son iki duruşmada ifade ettiğiniz gibi. O yüzden sanki herkes Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyormuş gibi bir algıya kapıldı ama daha önce biz Ahmet Altan'da gördük, Demirtaş'ta gördük, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarında gördük, Selçuk Kozalç'ta gördük. Yani bırakıldılar, yine tutuklandılar. Yani biraz bütünlüklü bir açmayı biraz daha açar mısın? Yani aslında bütün bunlar için mücadele etmek lazım düşünüyorum ben. Yani tabii insan hakları savunucularının yaptığı çalışmalarla ilgili olarak cezalandırılması ya da işte tehdit altında bulunması, hedef gösterilmesi. Ben hani bunu bütünlüklü diye ifade etmeye çalışmıştım ama tabii ki hani hukuksal işte bir taktik mi artık diyeyim, ne diyeyim, hani bir alışılagelmiş ya da son dönem şey olmuş, başvurulan bir yöntem olarak böyle bırakılıp işte ya savcı itirazıyla alınması ya yeni bir soruşturmayla içeride tutulmaya devam edilmesi başka bir hani bir konsepte işaret ediyorsa, bu hani birazcık da Erdal Bey de bahsetti, halen terk etmemiz gerektiğini düşünmüyorum dedi. Tabii ki bunun için hukuki olarak her şeyin yapılması gerekir. Ama hani şey, gazeteciler açısından zaten ben epey bir şey görüyorum. Yani dayanışma görüyorsun. Evet, hani çok yeni bir takım inisiyatifler olsun, dernekler vesaireler, kurumlar çok ciddi hani uluslararası bağlantılarla da ve dayanışmayla da çok bence hem davaların izlenmesi, hem gündemleştirilmesi, hem görünür kılınması, hem oradaki hukuksuzlukların, ben bunu başarılı buluyorum. Ama benim demek istediğim hani hak savunucuları açısından, şimdi hak savunucularının şeyi hani ihlal belgelemek şeyle baktığı için hani kendine dönük şeyleri, saldırıları ya da bu kadar başarılı henüz gündemleştirebildiğimizi sanmıyorum. Hani bu kadar hani başarılı gündemleştirip hani sonuç alacak. O zaman biraz da belki gazetecilerin çalışma yöntemini, dayanışmasını belki örnek yani tabii hani çeşitli örnekler, deneyimler alınabilir ama hani bu alanda biraz daha bütünlüklü bakmak gerekir demek istiyorum. Süremiz bitti. Ben son sözlerinizi alayım Erdal Bey. Yani karamsarlık bir tablo çizdik ama bu karamsarlık içerisinde yine umutla, enseyi karartma umutla ve sabırla yol almak lazım diye düşünüyorum. Hem hukuk, hem sivil toplum kuruluşları, hem medya ayağıyla birlikte ve bu anlamdaki tüm tutuklu haksız siyaset açısından siyasi rehin halinde alınmış tüm insanların da özgürleşmesi için çabamız da sürmeli diye düşünüyorum. Burcu'nun son sözünü alalım. Yani benim de gerçekten kimsenin yaptığı iş dolayısıyla, gazeteci olur, hak savunucusu olur, akademisyen olur, hani bu iş dolayısıyla ya da ifadesi, düşüncesini ifade etmesi dolayısıyla hani cezalandırılmadığı, en azından boş iddianamelerle maruz kalmadığı, diyeyim, yargılamalara maruz kalmadığı bir dönem özlemim var. Bunun için çaba gerekiyor. Evet, bunun için de hani çabalayacağız. Biraz bizlerin de motivasyonu tabii ki düşüyor. Hani enerjimiz düşüyor. Yani mahkeme salonlarına sizler kadar alışık da değiliz. Biz alışmadık. Hakikaten alışmadık. Yani belki hani biraz bizi de yoruyor ama hani tabii ki devam edeceğiz. Evet, teşekkürler. Teşekkür ederim katılımınız için. Evet sevgili seyirciler, bu hafta Kavala davasını, Büyükada davasını ve Türkiye'nin genel hukuksuzluklarını konuştuk. Haftaya başka bir gündemle sizler olacağız. İyi akşamlar diliyorum.